Tatbikat değil mi bu? Tatbikat değil. Herkes evine gitsin. Tatbikat değil. Kolay gelsin. Sağ olun. Bir de komutanın bomba ihbarı mı var? Silahlı kuvvetler yönetime el koydu. Şaka değil. Ciddi mi diyorsunuz? Herkes evine gitsin. Teşekkürler, sağ olun. Sadece Türk demokrasisi açısından değil, dünyanın istikrarı ve NATO'nun özellikle birliği ve bütünlüğü açısından da çok ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Bunun küresel reperküsyonları daha henüz bana gelmiyor. Sadece içeriğiyle uğraşıyoruz ama evet, çok ciddi bir sorunla karşı karşıya şu anda. Sadece Türk demokrasisi değil, evet, şu anda Avrupa güvenliği, dünya güvenliği hepsi bir arada karşı karşıya vurmaktayız. Evet. Ve şimdi gördüğüm kadarıyla bir televizyon kanalı Halk TV bildiri yayınlıyormuş. Yani bunların şimdi bugünün bir sabahı var. Sabah olduğunda evet, bu cuntacıların hepsi kelepçelenmiş olarak evet, hukukun önüne çıkartılmış olacak ve bunlar yargılanacak. Yani buna evet, cüret eden paralel yapı artıkları cezalandırılacak. Ama onun dışında sivillerin içinde buna benzer, buna destek olan her kimse bunu belgelesin insan. Fotoğraflarını çeksinler. Evet. Çünkü yapabilecek bir şey yok şu anda. Darbeyi destekleyen suç işlemiştir. Onların da yargılanması gerekir. Çok doğru. Darbe bir suçtur. Darbeyi destek de benzer bir suçtur. Değil mi İlhami? Yani insanlık suçudur. İnsanlık adı üzerine darbe. Karşı darbe demek doğru, ölüm demektir. Darbe demek işkence demektir. Darbe demek insanlar onuruna saldırıdır. İnsanların şerefine saldırıdır. Geleceğine saldırıdır. Bugüne saldırıdır. Adı üzerine darbe. Evet. Yani şimdi paralel yapının bütün elemanları, kullandıkları da dahil olmak üzere kendi elemanları da son zamanda patır patır Amerika'ya gittiler. Evet. Görevlerini bıraktılar, Amerika'ya gittiler. Evet. İşte futbolcusu da kaçtı. Evet. Televizyon yönetmeni de kaçtı. Hepsi. Can Dündar da ortalıkta yok. Evet. Evet. Can Dündar da bütün bu operasyonların içinde yer alan biriydi. Gazetecilik evet, falan yapmıyordu. Paralel yapının Türkiye'ye, MIT'e yaptığı operasyonda bile bile pozisyon alıyordu. Bunlar şu anda ortada yok. Muhtemelen bilgileri vardı, uyarılmışlardı, bir kaçın şekilde demiş, kaçırıldılar. Ha, aslında bir sistem içinde bir şeyin ilerlediğini görüyorduk ama Türkiye bunu hukuk içinde çözmeye halletmeye çalıştı. Evet. Olması gerektiği gibi ama gördüğümüz gibi çok cürettiler ve ezilecekler. Evet. Rejideki arkadaşlara soruyorum, yeni bir gelişme var mı yönünde, yeni bir telefon bağlantısı? Evet. Ankara'ya bir Melik Yiğiter'e tekrar dönüyoruz. Arkadaşlar, Melik Yiğiter şu anda Ankara stüdyomuzda. Melik Yiğiter, bize Ankara'nın genel atmosferini bir kez daha toparlar mısın? Ardan Sen Türk an itibariyle bu darbecilere karşı bir direniş var. Nuh Yılmaz da aktardı. MIT'e bir baskın yapmak istediler ama MIT direndi ve şu ana kadar da onu başarmış değiller. Diğer taraftan şu anda gelen bilgi, işte Çankaya Köşkü'nün etrafında çok sayıda asker takviyesi yaptıkları yönünde. Bu askeri darbeye dair, bunu özellikle vurgulayarak söylüyorum, bu bir askeri darbe. Her yayında saatlerdir aynı şeyi tekrarlıyorum. Bu milletin, halkın iradesinin rehin alınmasına karşı halk direnişe geçecek. Buna izin vermeyecek. Bunu ısrarla altını çizelim. Öte taraftan Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları bunu bir kez daha duyurdular. Sokağa inen askerler hakkında gözaltı kararı alındı. Bunun tümüyle anayasayı ve demokrasiyi çiğneyen bir eylem olduğunun özellikle altı çizildi. Bir kez daha tekrarlıyorum. Bu Türk Silahlı Kuvvetleri'nin hiyerarşik yapısının dışında içeride kümelenmiş bir grup cuntacı tarafından
tekrar altını çiziyorum, cuntacı tarafından Türkiye'nin iradesinin rehin alınması operasyonudur. Ve şu ana kadar Türkiye kendi demokrasisine sahip çıkmak için direniyor. Demokrasi ve siyasete sahip çıkmak adına da herkes üzerine düşeni yapmalı. Siyasetin insanlardan istediği budur. Kendi iradesine sahip çıkma. Peki Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir ses var mı? Hala yok, hala yok. Sadece MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den bir açıklama geldi. Onu da biliyorsunuz aktardık. Sayın Binali Yıldırım'ı aradı ve bunun bu darbe girişiminin asla kabul edilebilir olmadığını söyledi. Seçilmiş Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin yanında olduklarını ifade etti. Sayın Bahçeli dışında an itibariyle diğer siyasi partilerden henüz bir ses yok. Evet. Ama demokrasinin kazanacağını da herkes bilmeli. Peki. Bu tarihe kayıt düşmektir. Bugün tarihe kayıt düşüyoruz. Peki Mirik, Genelkurmay'daki çatışmaların Yılmaz bize giderek kontrol altına alındığını ifade etmişti. Size gelen bilgiler, Betül oradaydı biraz önce. Hala uçaklar uçuyor gerçi. Size gelen bilgiler ne durumda? Hala uçaklar uçuyor, hala sokaklarda askerler var, evet. Bazı sokakları tutmuş durumdalar. Henüz tam anlamıyla bu darbe püskürtülmüş değil ama an meselesi, Nuh'un da söylediği gibi direniyor ve bu darbecilere karşı bu direniş henüz muratlarına ermiş değiller. Evet. Fakat son ana kadar da bunu devam ettiriyorlar. Sadece şu bazı haberler geliyor. Evet. Beceremedikleri bu darbeye karşı hırçınlaştıkları ve yer yer sokağa inen insanlara ateş açacak kadar alçaklık içine girdiklerini de bir kez daha not edelim. Bunu da tarihe kayıt düşsün diye ısrarla altını çiziyorum. Kendi demokrasisine ve iradesine sahip çıkmak isteyen bir takım insanlara karşı ateş açtıklarına dair bilgiler geliyor. Evet. Tabii sürekli bilgiler geliyor. Bunların henüz bir yandan da bunları teyitle uğraşıyoruz ama bu darbe girişimlerini beceremedikleri için hırçınlaştıkları ve insanların hayatlarını bile ölümle tehdit edecek kadar alçaklaştıklarının da altını çizelim. Anladığım kadarıyla Ankara'da da İstanbul'da da şu anda durum gergin ama bu iki şehrin dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapıyor, bekliyoruz. Bizler atılması gereken adımlar neyse dik durmak suretiyle bu adımı atacağız. Evet, şu anda Cumhurbaşkanı'nın bir açıklamasını izliyorduk ama anladığım kadarıyla telefon hattında bir kesilme oldu. Erdoğan gerekli adımları atıyoruz dedi. Herhalde Cumhurbaşkanı'nın açıklaması birazdan bildirmek istiyorum. Ve bu konuda bu kararlılığımızı kimsenin test etmeye de gücü yetmeyecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, bu arada tabii milletime de bir çağrı yapıyorum. O da şudur, milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum, havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler, ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar. Sayın... Sayındayız Abdülkadir Selvi ile birlikte, yüksek müsaadelerinizle istersen sor önce. Evet, Sayın Cumhurbaşkanım, bugün demokrasiye sahip çıkma günü, bu hareket emir komuta zincirinde mi, bu yönde bildiriler yayınlanıyor, ülkenin Cumhurbaşkanı olarak ne diyeceksiniz? Kesinlikle burada emir komuta zinciri filan çalışmamaktadır. Şu anda emir komuta zinciri filan tamamıyla askıya alınmıştır, çiğnenmiştir ve emir komuta zinciri içerisinde olanlar şu anda ne yazık ki altın üste yönelik burada atılmış adımlar konusudur. Zaten bu ülkede cumhurun başı olarak ben cumhurbaşkanıyım ve başkomutanım aynı zamanda. Başkomutan olarak
benim haberimin olmadığı böyle bir adımı atanlara da yargı zaten hemen cevabını verdi. Gereği neyse bunu da zaten yapacağız, yapılacaktır. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Sayın Cumhurbaşkanım, Genelkurmay Başkanı'nın rehin tutulduğu bazı komutanlarla birlikte bir iddia dolanıyor, bir haber dolanıyor. Anadolu Ajansı da geçti. Bu konuda bilginiz var mı acaba? Bu tür haberleri ben de duydum. Ama şu anda nedenli sağlıklıdır onu tabii tam bilemiyoruz. Biliyorsunuz bu tür olayların olduğu zamanlarda hava iyice bulanık olur. Şu anda da böyle bir bulanık hava söz konusudur. Ve bu havayı bulanık hale getirenler bunun bedelini çok ağır ödeyeceklerdir. Bunu da özellikle ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanım, halkı demokrasiye sahip çıkmaya çağırıyorsunuz, meydanlara çağırıyorsunuz. Bu çağrınızı biz de buradan tekrarlıyoruz. Bu darbe girişimi bastırılıp buna kalkışanlar adalet önünde hesap verebilecek mi? Kesinlikle bunun bedelini yargı önünde çok ağır ödeyeceklerdir. Ve bu şu anda demokrasiye inananların işini de kolaylaştıracaktır. Ama onlara da bunun bedelini çok ağır ödettirecektir. Sayın Cumhurbaşkanım, birkaç cümle daha rica etsek şunun için. Şimdi gerçekten herkes çok tedirgin oldu. Hepimiz evlerimizde, çocuklarımız biz konuşurken ne demek darbe diye sorarak biz evlerden çıktık. Küçük çocuklardan bahsediyorum. Pek çok iddia var. Bazı yerlerin yerlere ateş açıldığı yönünde. Hatta sizin... Şimdi siz nasıl stüdyonuza geldiyseniz, Sayın Selvi nasıl stüdyosuna gidiyse... Ben de şimdi milletime çağrı yapıyorum, meydanlara gelin ve meydanlardan bunlara gereken cevabı hep beraber verin. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden... Meydana geliyorum. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım, sizden halkımızın bir talebi var. Şu anda bu yayınımız Türkiye'de tüm haber kanalları tarafından veriliyor. Lütfen biraz daha yayında kalıp halkımıza çağrınızı tekrarlar mısınız? İkincisi, darbeciler... Başarılı olacak mı? Halk bunu soruyor. Bu yönde kaygılar var. Ben kesinlikle bu darbecilerin başarılı olacağına inanmıyorum. Tarih boyunca darbeciler başarılı olamamıştır. Er veya geç onlar yok olmuşlardır. Bunu da böyle bilmeniz lazım. Sayın Cumhurbaşkanım, siz de gelecek misiniz Ankara'ya? Tabii. Çok teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Kolay gelsin. İyi akşamlar diliyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Teşekkür ediyoruz. Bugün demokrasiye sahip çıkma günüdür efendim. Sağ ol. Evet, anladığım kadar Melik Yeter sen de söz. Evden yapamayız bir saat. Melik Yeter Melik Yeter sanıyorum Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor. Evet, Cumhurbaşkanı Ankara'ya geliyor. Bir yandan da bizim büroya dair işte askerler buraya doğru geliyor. Ve bize burayı boşaltın diyor ama an itibariyle biz boşaltmıyoruz. Boşaltmayacağımı söyledik. Ne yapacaklar bilmiyorum. Şu anda ben de canlı yayındayım. Yani o risk nedir ne değildir bilmiyorum ama... yani boşaltmayacağımızı söyledik. O yüzden de şu anda stüdyodayım ve onlar da içeri geleceklerine dair haber vardı ki siz bağlanırken de ben telefonda konuşuyordum. Buradayız. Eğer gelip namluyu kafamıza dayayıp çıkarırlarsa ona yapacak bir şey yok ama şu anda tabii buradayız. Şu anda ona yapacağım bir şey yok ama gördüğüm kadarıyla 24 TV Ankara temsilciliği askerlerin kuşatması altında. Doğru mudur? Tekraren alayım ben sana. Hayır, buraya doğru geleceklerine dair bir bilgi dışarıdan geleceklerine doğru bir bilgi silahlı var. Silahlı bir kişi güvenliğe birazdan buranın kuşatılacağı ve boşaltmamız gerektiği söylendi ama biz boşaltmıyoruz. Şu anda buradayız. Evet. Ne olacak bilmiyorum. Peki tabii hep beraber Melik o zaman seni biz yayından almayalım. Duralım. Ne olduğunu ne bittiğini ben de görmek istiyorum. Vatandaş da görmek istiyor mutlaka. Çünkü bu meşru bir yayın organına gayri meşru bir müdahaleden başka bir şey olarak kabul edilemez. Türk demokrasisi için çok zorlu bir sınavdan geçtiğimiz bir akşamdayız. Bu zorlu sınavın bir noktası da 24 TV Ankara temsilciliği. Belki birazdan burası için de benzer bir durumda da karşılaşabiliriz. Bilemiyorum.
ama seni yayından almayacağım. Sen biraz daha bilgi aktarabilirsen ve mesajlar geliyor sana. O mesajlardan bilgiler nedir? Onları bize aktarabilirsen bir miktar yayında kalalım. Yani bize söylenen şey, hani buranın boşaltılmaması durumunda bir saldırı riski olduğu. Evet. O yüzden de terk etmemiz gerektiği söyleniyor. Yani tehdit ediliyoruz. Evet. Ama ben işte yayından çıkmayacağımı ve burada oturmaya devam edeceğimi söyledim. Şu anda işte kapıda arkadaşlarımla görüşüyor. Ne olacak bilmiyorum. O zaman gergin birkaç dakikamız var. Yani seni yayından almak gibi bir riske asla giremem. Beraberiz. Evet. Karşılıklıyız. Duruyoruz. Ekrandayız. Sen de orada duruyorsun. Çünkü seni yayından aldığım an ne olacağını veya ne yapabileceklerini bilemiyorum. Bir yandan sen orada yani dur. Tekrar altını çizmek istiyorum. Yani biz başından beri söylüyoruz. Bu duyulduğundan ilk saatlerden itibaren bu demokrasiye, özgürlüğe sahip çıkmaktır. Ve biz demokrasi ve özgürlüğe sahip çıkıyoruz. Demokrasiye ve özgürlüğe sahip çıkmak adına da bu bir direniştir. Ve o direnişi sürdüreceğiz. Melik, sen ekranın sağ kanı tarafında duruyorsun. Yayında olacaksın sürekli. Telefonda konuşabilirsin. Talimatlar verebilirsin. Senin sesini alacak arkadaşlar. Ankara stüdyodan. Senin sesini alacaklar. İstediğin gibi orada çalışabilirsin. Cumhurbaşkanı tekrar konuşuyor. Bir bağlanalım. Denilen bu terör örgütünün yapabileceği... Sayın Cumhurbaşkanım, siz dinliyoruz efendim sizi. Şimdi sizi tekrar görüyoruz. Duyuyorsunuz değil mi? Evet efendim. Alo, paralel devlet yapılanmasının başlattığı bir olay bu. Ve bu olayla da bunlar herhalde bu ülkeyi ele geçireceklerini zannediyorlar. Bu ülkede milletten daha güçlü olanı yok. Ve ben şu anda da tüm milletimizi meydanlara davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve havalimanlarında da havalimanlarının kulelerini işgal etmiş, ele geçirmiş olanları da şu anda yargıya haber veriyorum. Diyorum ki yargı buralardakilerle ilgili olarak da adımını atmalı ve bunlarla ilgili de yargı süreci başlatılmalıdır. Buralar milletindir. Bu işgal kuvvetlerinin değildir. Bu işgal kuvvetlerine karşı da bizler dik duracağız, milletçe el ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz ve ülkemizin birliğini, beraberliğini, bütünlüğünü parçalamak isteyenlere karşı da bu ülkede prim vermeyeceğiz. Hiç endişeli olmayalım. Bu kısa bir geçiş dönemi olacak ve bunu da inşallah başarılı bir şekilde atlatacağız. Hiç endişe etmeyin. Peki efendim, bu arada korsan bildirilerin de yayınlandığını biliyoruz. Bizi izleyicilerimizle paylaşıyoruz. Bu noktada neler söylersiniz? Bu korsan bildirilere karşı da katiyen inanmasınlar. Yani milletimin kendi o aklı selimine uygun düşmeyen bildirilerin hepsi korsandır. Ve bunları asla prim vermesinler. Başbakanımızın, bakanlarımızın bizlerin yapacağı açıklamaları dikkatle takip etmelerinde çok büyük faydalar var. Biz onlara doğru olan neyse bunu zaten an be an sizler vasıtasıyla, yazılı medya vasıtasıyla bildireceğiz. Onlar belki sizin de sesinizi kısmak isteyenler olabilecekler. Hı hı. Ama biz bunu da kısa zamanda çözeceğiz. Hiç endişeniz olmaz. Sayın Cumhurbaşkanım, sizin sağlığınızla ilgili de spekülasyonlar çok yapılıyor. Algı operasyonuna sizi de alet ediyorlar. Yok. Ben de en kısa zamanda inşallah hemen süratle halkımla beraber, ama bu gece yarısı ama sabah beraber olacağım. Ne zaman bir açıklama kameralar karşısında yapmanızı bekleyebiliriz? Aslında ben kameralar karşısında Tabii normal kameralardan bahsediyoruz herhalde. Ondan dolayı şey yapmadı. TRT ve Anadolu Ajansı da vardı. Fakat herhalde an be an o da yayına girer. Peki efendim. Cem Küçük de konuğumuz. Cem Küçük'ün de sormak istediği sorular var size. Cem Bey buyurunuz. Sorular olmasın da ben soruyu hemen alayım. Sayın Cumhurbaşkanım, sadece birkaç il, Ankara, İstanbul gibi birkaç ilde galiba sınırlı. Öyle midir? Zannetmiyorum, onu şu anda nereye kadar uzanabilirlerse onu yapmaya çalışırlar ama
Dediğiniz gibi şu anda öyle gözüküyor. Ankara, İstanbul ağırlıklı gözüküyor. Aşacağız. Onları da aşacağız. Peki efendim. Hiç endişe etmeyin. Siftik durun yeter ki. Peki. Bitiriyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Peki efendim. Yani ben bu konuda az önce Binali Bey de söyledi. Biz ölümüne. Ölümüne. Peki. Peki. Tamam. Peki efendim. Sağ olun efendim. Biz teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evet. Cumhurbaşkanının açıklamalarını ladies first önce sizden alalım. Ya Cumhurbaşkanımızın tabii ki aynı zamanda başkomutan olarak da yaptığı açıklama çok önemli. Çünkü Türkiye toplumu şu anda evlerinde, televizyonların başında. Evet. Çok önemli bir kısmı sokakta, AK Parti il binasının etrafında, Kısıklı'da, havaalanında. Aslında insanlar ben buradayım, benim irademi gasp edemezsin. Ben devletimin ve Cumhurbaşkanımın ve hükümetin yanındayım diyor. Evet. Bu önemli bir şeydir. Cumhurbaşkanımızın yaptığı açıklama önemli. Yani çıkın, sokaklara çıkın diyor. Çünkü bu korsan bildirideki komik bildiri şunu söylüyor, sokağa çıkma yasağı vardır. Yani sokağa çıkma yasağı ilan ediyor. Buna da işte bu bir emirdir, bütün televizyon kanallarında okunsun deniyor. Bu bildiriyi okuyan televizyon kanallarının da sicili işlensin ve bundan sonra bu ülkede yayın yapamasın onlar. Onların da yargılanması lazım. Çünkü korsan bir bildiriyi yayınlamak da suçtur. Evet. Milli irade gasp etmeye kalkan bir avuç çapulcu, silahlı çapulcu var. Kendilerine Türk Silahlı Kuvvetleri'nin titrini üstlerine alarak bir darbe girişiminde bulunuyorlar. Ama bu darbe girişimi hükümete, başbakana, cumhurbaşkanına, bizim irademize olduğu gibi aynı zamanda Türk Silahlı Kuvvetleri'ne bir darbe girişimi. Türk Silahlı Kuvvetleri'ni gasp etmeye kalkan bir junta girişimi var. Evet. Fethullah Gülen'in artıklarından bir kup ve üstelik de Türkiye'nin şu anda terör örgütleri tarafından saldırıya uğradığı bir dönemde. Yani saldırı ve kuşatıldı. Ve askerimizin, subayımızın, genelkurmayımızın çok sağlam durarak ve çok başarılı bir terörle mücadele yürüttüğü bir dönemde. Evet. İhanetin bu şekilde silahlı bir kalkışmayla yapılıyor olması ihanetin en büyüğüdür. Ve en büyük cezayı bu devletin hukuk sisteminin ve bu toplumdan alır. Evet. Yani bu elbette boğulacak. Birkaç saate kalmaz hepsi kelepçelenir, tıkılır bir yere. Ama burada sivil alanda buna destek veren ve sivil iradenin, milli iradenin yanında durmayan, kısan, açıklama yapmayan siyasi partiler, siyasiler, sivil kanaat önderleri hepsini de yazmak bir kenara ve ömür boyu başlarına katmamız gerekiyor. Çünkü bu bizim daha hala Cumhuriyet Halk Partisi'nden ses çıkmadı. Ne yazık ki. İşte gasp edildiğinin, CHP'nin aslında paralel yapı tarafından ele geçirildiğinin çok bir alameti, farikası. Ve bu bildiri TRT'de silah zoruyla okunuyor bir şekilde, korsan bildiri. Ama Halk TV'de gönüllü olarak bunu okuyor. Halk TV'nin CHP'nin aslında bir medya organı olduğunu da hatırlatmakta fayda var. İnami. Yani bu faşist darbe girişimini engelleyeceğiz. Bu faşist aklı bu topraklarda bir daha böyle bir teşebbüse girişmemeleri için tüm yüreğimizden de tüm aklımızdan da kovacağız. Evet. Sayın Cumhurbaşkanı dediği gibi ölümüne direneceğiz. Her yerde direneceğiz. Ama her yerde. Çünkü biz her yerdeyiz ama onlar her yerde değiller. Biz hayatın tüm alanlarındayız. Yaşamın ortasındayız. Biz insanlığı temsil ediyoruz. Onlar faşist bir zihniyeti temsil ediyorlar. Konumları ne olursa olsun, sıfatları ne olursa olsun, onlar faşist bir zihniyeti temsil ediyorlar. Biz o faşist zihniyete asla ama asla teslim olmayacağız. CHP'den açıklama gelmiş bu arada. CHP'den açıklama geldi. Evet, açıklama gelmiş. Emin misin, sosyal medya mı yoksa? Yani bir arkadaşım beni uyarıyor. Dur bakalım. Darbeye karşıyız gibi bir açıklama gelmiş. Melik Yiğiter beni duyuyor mu? Melik Yiğiter. Evet, duyuyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bir açıklama geldiğine dair bir bilgi var. Size ulaştı mı acaba? Yani henüz bana gelmiş bir şey yok. Yok. Ben şimdi yayından da ayrılamıyorum. Şimdi NTV arkadaşlarıma işaret ettim. Evet.
NTV'nin hesabından bir açıklama gelmiş. NTV ise söyle. Evet. Evet, hemen kurumsal medya açıyorum. Çünkü. Evet. CHP lideri Kılıçdaroğlu demokrasimize sahip çıkıyoruz dedi. Açıklama evet. Bu. Evet. Saat kaç? Saat tabii yani. Evet, önemli bir kez. Darbe girişiminden bir söylemiş saat. Olması... Bahçeli'den bir buçuk saat of. Sonra geldi evet. Ama muhalefetten. Evet. Bunu da söylemiş olması bir sonuçtur sonuç itibariyle. Evet. Doğru mu İlham? Evet. Yani tabii ki erken bir değerlendirme olabilir ama bu darbe girişiminin, junta girişiminin boğulduğunu ve başarısız olduğunu gördüğü noktadan sonra yapılmış olması da onun bir yani not düşürmesi gereken evet, sonuç bir şey. Sonuç ne olursa olsun Fadime abla. Ben kim, hangi dakikada? Evet, bir dakika. Beni duyuyorsanız. Duyuyoruz. Evet, şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'nun basın açıklaması önümde. Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşanmasını istemiyoruz. Cumhuriyet ve demokrasimize sahip çıkıyor. İnancımızı eksiz bir şekilde koruyoruz. Herkes çok iyi bilmeli ki Cumhuriyet Halk Partisi parlamenter demokrasinin vazgeçilmezi olan yurttaşlarımızın özgür iradesine bağlıyız. Bu ülke darbelerden çok çekmiştir. Aynı sıkıntıların yeniden yaşamasını istemiyoruz. Cumhuriyete ve demokrasimize sahip çıkıyor. İnancımızı eksiksiz bir şekilde koruyoruz diyor ve bir kez daha altı çizelim. Herkes çok iyi bilmeli ki Cumhuriyet Halk Partisi parlamenter demokrasimizin vazgeçilmezi olan yurttaşlarımızın özgür iradesine bağlıdır. Parlamenter demokrasimizin özgür iradesi yani Cumhurbaşkanı'na tekrar bir bağlantı var, ona tekrar dönüyoruz. Dolayısıyla bu tür olaylardan hiç haberimiz yok. Şüphelerimiz vardı ama böyle bir şeyin olacağı noktasında tabii hiç böyle bir şey düşünmüyorduk. Fakat şu anda böyle bir yeltenme olayı oldu ve maalesef gerek Genelkurmay Başkanımız gerekse bazı komuta kademesindeki arkadaşlarımızla irtibatı kuramıyoruz. Fakat bütün bunlara rağmen şu anda biz emniyet teşkilatımızla, halkımızla beraber el ele bu işin üstesinden geleceğiz. Ben diğer televizyon kanallarıyla da bazı görüşmeler yaptım. Şimdi NTV vasıtasıyla da bütün izleyenlerinize bir haber özellikle iletmek istiyorum. Diyorum ki demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum. Ben de meydanda olacağım. Başbakanımız da meydanlarda olacak. Ve şu anda bazı yerlere işgal kuvvetleri sızmış. Örneğin Atatürk Havalimanı'nda geçen günü malum DAEŞ'çiler vardı. Şimdi de benzerleri kuleyi işgal etmişler. Ve bu kuleyi işgal etmek suretiyle uçuşlara müsaade etmiyorlar. Gelenleri de orada bekletiyorlar şu anda. Böyle bir durum söz konusu. Bütün bunlara karşı gereği yapılacaktır. Yargı şu anda zaten gerekli adımları atmış vaziyettedir. Emniyet teşkilatımızın içinde bu millete inanan, bu ülkeyi seven arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de gerekeni yapıyor. Ben buradan silahlı kuvvetlerimize de sesleniyorum. Diyorum silahlı kuvvetlerimizin onurlu generallerine özellikle sesleniyorum. Onurlu generalleri maalesef onur kaybına ulaşmış olanlara karşı onların da dik durmasını istiyorum. Bunlar gelip geçicidir ama siz kalıcısınız. El ele vereceğiz, omuz omuza vereceğiz. Bunlara haddini en kısa zamanda inşallah hep beraber bildireceğiz diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, efendim sizin katılımınız çok önemli. İnsanlar sizden gelecek cümleleri merakla bekliyorlar. Bir şekilde sosyal medyada sokağa çıkalım mı diye sormaya başladılar. Merak halinde beklemekteler. Ben sonunda işte sizin kanalınızda da söylüyorum. Herkesi şehirlerin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum. Ve ben de bu gece aynı şekilde onların arasında olacağız. İstanbul'da mısınız Sayın Cumhurbaşkanımız? Evet. Bunun dışında diğer siyasilere de bir çağrınız var mı Sayın Cumhurbaşkanı? Şu anda ben tüm siyasi partilerin liderlerine bu çağrımı yapıyorum. Diyorum ki demokrasiye inananlar olarak hep birlikte bu adımı atmalıyız. Gerekirse parlamento da bir da bu adıma karşı geçmiş olduğu gibi Gazi Mustafa Kemal'in o dönemde savaş yıllarında olduğu gibi
atmak suretiyle parlamenter yapılır, neler yapılabilir bunu ortaya koyması bakımından o da çok önemlidir diye. Sayın Cumhurbaşkanı, size karşı bir girişim oldu mu efendim? Şu ana kadar herhangi bir şey söz konusu değil. Ben de meydanlara çıkacağım dediniz. İstanbul'da mı olacak bu? Yani şu anda büyük ihtimalle İstanbul veya Ankara. Evet. Bu junta ne kadar... Evet, seste bir sorun var Sayın Cumhurbaşkanı. İyi akşamlar diliyoruz, çok sağ olun. Arkadaşlar. Arkadaşlar öbür tarafa görüntüyü alalım. Hayır, benim tarafıma o zaman şu halkın sokağa inme görüntülerini rica edeceğim. Yönetmen arkadaşım. Sanıyorum Anadolu Ajansı... Efendim? Anadolu Ajansı'ndan sokağa inme görüntüsü halkın. Şu neresi burası Karan? Efendim? Halkın tankın üstüne çıkmış galiba halk. Meli'yi kısaca bir alalım, kısacık alalım, onu tutalım ama kısaca şunu tam bir görüntü görmek istiyorum. Ne oluyor orada? Tam bir görüntü, tam ekran göreyim. Evet, şu anda vatandaş darbeye karşı direniyor. Evet. Tankın üzerindeler mi bunlar? Mekan neresi acaba? Bayağı büyük bir genç grup inmiş. Polis yatıştırmaya çalışıyor anladığım kadarıyla. Tabii oradaki askerlere bir zarar gelmemesi lazım. Onlar emir kulu olarak orada bulunurlar sonuç itibariyle. Onlar da bu ordunun bizim sizin evlatlarımız, yani bu subaylar değil bu çocuklar. Onlara bir emir verilmiş, git oğlum orada dur demişler. Şimdi vatandaş o duran tankın üstüne çıkmış vaziyette. O tank artık hareket etmeyecek demektir. Sanıyorum haber merkezinden tabii biraz bir... Kim efendim? Şu anda sokağa çıkan vatandaşlar tankların üzerine çıkmış vaziyette. Adana, Konya, evet. İçinde malum kapıya, içinde malum kapıya, ülkemizin birliğine, beraberliğine, yönelik bir kalkışma, yönelik hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu hareketin içerisine girmek suretiyle de bütün şehirlerimizde şu anda bir huzursuzluğun zeminini ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle bu akşam bir grup silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait, ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu hareketin içerisine girmek suretiyle de bütün şehirlerimizde şu anda bir huzursuzluğun zeminini oluşturmuşlardır. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk değerli basın mensubu arkadaşlarım, öncelikle bu akşam
bir grup silahlı kuvvetlerimizin içinde malum yapıya ait ülkemizin birliğine, beraberliğine, bütünlüğüne yönelik bir kalkışma hareketinin içine girmişlerdir. Ve bu hareketin içerisine girmek suretiyle de bütün şehirlerimizde şu anda bir huzursuzluğun zeminini oluşturmuşlardır. Ve bu bir milli iradeye yönelik ayaklanma hareketidir. Ve milli iradeye yönelik bu ayaklanma hareketine karşı tabii ki hukuk... Hükümetimiz var, bizim başbakanımız var, bizim emir komutanımız var. Biz 3-5 çapulcuya bırakmayacağız. Bu ülkeyi, çapulcuya bırakmayacağız. Bunun hesabını soracağız. Atatürk Havalimanı'nda yüz binlerce insan sokaklara inmiş vaziyette. Türk siyasetine meşru demokrasi olan müdahaleyi vatandaş işte böyle protesto ediyor. Ahmet Demir vatandaş. Şu anda tankın üzerindeki bir vatandaşa bağlanıyorum. Ahmet Demir, Ahmet Demir beni duyabiliyor musun? Duyuyorum, çok iyi duyuyorum. Şu anda tankın üzerindesiniz galiba. Doğrudur, bütün halk şu anda havalimanı girişindeki tankların üzerinde askerle... Evet. Bir beraber askerle, askeri şu anda askerle selamlaşıyorlar. Evet. Askerin yaptığı yanlışı asker anlamış durumda. Atatürk Havalimanı'nın önündeki tanklar geri çekildi. Şu anda gittiler. Gittiler. Burada kalan iki tane tank var. Evet. Shell benzinliğin orada iki tane tank var. Onların üzerinde de halk, şu anda bütün vatandaşlar... Tankla iki tankın üzerinde. O tankları hareket ettirmeyeceksiniz anladığım kadarıyla. Askerin herhangi bir müdahalesi yok. Onlar da birazdan çekilecekler. Evet. Ama çok yoğun bir kalabalık var Atatürk Havalimanı'nda şu yani anda. Yani ben binlerce insanın oraya aktığını görüyorum. Şu anda buradalar. Evet. Şu anda evet. Bütün vatandaş burada. Girişteki tankların üzerindeler. Evet. Şu anda o tanklar da halk iniyor. Şu anda hareket ediyor o tanklarda. Geri dönmek için hareket ediyor. Ha, bırakıyorlar Atatürk Havalimanı. Türk bayrakları. Evet. Türk bayrakları şu anda aman inin düşmeyin. Şu anda onlarla beraber hareket etti. Son iki tank da gidiyor şu anda. Sen onlarla beraber gidiyorsan in artık o tankta. Yok ben indim. Evet. Diğer arkadaşlar oradalar. Evet. Atatürk Havalimanı açıldı diyebiliriz şu evet. anda. Şu evet. an itibariyle. Şu anda oradaki kulelerin işgal altında olduğu söyleniyordu. Tanklar çekildiyse o zaman oradaki... Tanklar çekiyordu. Kulelerde herhangi bir şey yok. Şu anda Atatürk Havalimanı'nda Cumhurbaşkanımızın konuşmasıyla halk buraya geldi ve şu anda bir sükunet hakim şu anda. Evet. Bir dakika sen hatta dur. Birinci Ordu Komutanı'ndan bir açıklama geldi. Hareket Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklemediği bir harekettir. Türk Silahlı Kuvvetleri bu açıklamayla sevgili seyirciler Türk demokrasisine, anayasasına, meşru sistemine birinci ordu komutanının yaptığı bu açıklamayla net bir cevabı vermiştir. İşte arkadaşlar birinci ordu komutanından gelen açıklamayı tekrar veriyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteklemediği bir harekettir. Bu şu demektir Türk Silahlı Kuvvetleri'nin vatanına, milletine, ülke toprağına, istiklaline, Gazi Mustafa Kemal'ine bağlı büyük askerleri. İşte onlar bir avuç serkeşin, bir avuç saldırganın bu saldırısını
milletiyle beraber Püskürt Bey'in ilk açıklamasını yapmışlardır. Ordu ve millet yan yanadır. Türk Silahlı Kuvvetleri gözümüzün bebeğidir. Onların son 11 ayda Türkiye için bir PKK terör örgütüyle, emperyalizmin üzerimize salmış olduğu terör örgütleriyle 600-700 şehit verme pahasına ne kadar büyük bir şerefle görev yaptığına hepimiz tanık olduk. Türk Silahlı Kuvvetleri bizim göz bebeğimizdir. Oradaki askerlerimiz, oradaki subaylarımız, oradaki assubaylarımız göz bebeğimizdir. İşte açıkladılar. Emperyalizmin uşağı olarak üzerimize gelmeye çalışanlara Gazi Mustafa Kemal'in gerçek askerlerinin kim olduklarını 1. Ordu Komutanı'nın açıklamasıyla duyurdular. Arkadaşlar kulaklığıma verdiler. Orgeneral Dündar bu kalkışmayla ilgili tüm tedbirlerin alınmakta olunduğunu ve gerekenin yapılmakta olduğunu da bu açıklamasına desteklemek olarak aktarmıştır. Ahmet Bey, orada mısınız? Buradayım, evet. Gördüğünüz gibi tanklar demek ki 1. Ordu Komutanı'nın çekilin oradan demesiyle gidiyor. Doğrudur. Burada duyarlı vatandaşlarımız şu anda alkışlarla evet. bu olayı karşılıyorlar. Evet. Tankların üstüne çıktıklarında da asker müdahalede bulunmadı. Asker ve sivil kardeşliğini orada gösterdiler evet. gerçekten. Canım asker nereden emir aldığını bile bilmiyor ki orada. Doğrudur. Böyle evet. bir kepazelik olabilir mi? Yani... Başkomutan konuştuktan sonra Tayyip Erdoğan tüm buraya gelmesiyle inşallah çözüldü. Sanıyorum şimdi havalimanı tamam. Şu anda havalimanı dolmak üzere. Bütün yol kapalıydı. Bütün o, yollar önce kapalı. Işte, dediğim gibi şu anda açıldı. Şu anda vatandaş yürüyerek arabasıyla motoruyla buraya geliyor. Sanıyorum diğer meydanlara da iniyordur ama bize daha henüz o meydanlardan... Efendim? Ha, Cumhurbaşkanı oradan geçecek, doğru. Anladım. Size iyi yayınlar diliyorum. Peki Ahmet Bey, şu anda orada her şey kontrol altında, Allah razı olsun. Kontrol altında, polis, vatandaş işte burada. Yan yana ve omuz omuza demokrasi mücadelesini sürdürüyorlar. Tanklar geri çekildi, Atatürk Havalimanı açıldı. Demek ki kuledeki işgal biraz önce Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi... Kuredeki işgal de bitti. Türk Silahlı Kuvvetleri bir cuntaya teslim olacak bir ordu değildir. Zaten başarılı olamayacaklar açık. Evet, yani bir ordu değildir ve şerefli bir ordudur da. O nedenle biraz önce bir zamanlar birileri dökülüyordu ortalığa. Mustafa Kemal'in askerleriyiz diye. Esas Mustafa Kemal'in askeri olmak bugün. İşte sokağa çıkanlar. Bugün işte o sokağa çıkanlar Mustafa Kemal'in askerleri. O onun kurduğu cumhuriyete sahip çıkanlar, emperyalizmin saldırısına sahip çıkanlar, bayrağını kapmış gelmiş Atatürk Havalimanı'na. İşte o insanlar esas bu ülkenin sahipleri. Yani Pensilvanya'dan bir hareketle, bir işaretle... Tarihte 3 saatlik darbe yok. Evet. 3 saatte bitti darbe. Vatandaşın, halkın gücünü herkes tüm dünya evet. gördü. Gördü. Çocuklar şey kesin. Darbe değil bu. Darbeyi cüret ettiler. Evet. Ama bu aslında Türkiye'yi işgal girişimi. Devletin ellerine görevleri gereği verdiği silahı Türkiye'nin toplumuna. Evet. Bu bizim onurumuza saldırıydı. Yani insanlarımız biliyorlar. Onurumuza bir saldırıydı. Şerefimize Tabii. bir saldırıydı. Susun. Recep Tayyip Erdoğan. Çünkü milli iradenin sesi. Şu anda o vatandaşların hepsi AK Partili değil. Onu değil. Da açık konuşalım. Tabii ki. Bozkurt işareti de gördüm ben evet, orada. Evet, Recep Tayyip Erdoğan diye slogan atarken evet. sağ eliyle Bozkurt işareti yapan. Her düşüncede olan insan var. Bu, bu ülkenin insanı. İnsanların bir darbeye, evet. bir onurlarına evet. yönelmiş bir faşist girişimi evet. Ethem Sancak. Efendim duyabiliyor musunuz beni? Duyabiliyorum.
Ethem Sancak. Alo. Duyabiliyor musunuz Ethem Bey? Aha, benim Ardancığım. Efendim, görüşlerinizi almak için bağlandım. Ardancığım, es medya demokrasinin yanındadır. Millet iradesinin yanındadır. Siz bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Alnınızdan öpüyorum. Kimse görev yerini terk etmesin. Bu milletin iradesi her şeye kadirdir. Allah'ın izniyle bu bir avuç çapulcuğu püskürteceğiz en kısa zamanda. Türkiye 60'ların Türkiye'si değil. Evet. Köylü bir toplum değiliz. Şuurlu bir milletimiz var. Ve bu en kısa zamanda bu darbeyi def edecek. Bu darbe girişi bu çapulcuları def edecektir. Size güvenim sonsuz. Orada stüdyodaki arkadaşlara selam ve sevgilerimi onları yeneceğiz abi. Alo. Yeneceğiz onları. Duyabiliyorlar. Duyabiliyor kesinlikle. Musun? Bu millet yenecek onları. Biz de milletin parçası olarak. Ama es medya tarihi görevini yapmalı ve demokrasi bayrağını, millet iradesi bayrağını dimdik tutmalı. Bunları püskürteceğiz. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın, başkomutanımızın emrine uyarak milletçe el ele vereceğiz, meydanlara ineceğiz ve milletin alın terinden kendilerine ve emanet edilmiş bu silahları millete doğrultulanlara gerekli cevap verecek millet. Gördüğünüz gibi görüntüleri izleyebiliyor musunuz Ethem Bey? Evet, bilmiyorum. Atatürk Havalimanı'nı binlerce vatandaş doldurmuş vaziyette. Oradaki tanklar çekildi ve havalimanı açıldı. Sanıyorum diğer görüntüler de gelecektir. Türkiye'nin dört bir yanında insanlar meydanlara iniyor. Bu millet muhalefetiyle, iktidarıyla, parlamentoya inanca bu bir avuç çapulcuyu, FETÖ'cü Talat Aydemir'i geri püskürtecek. Evet. Talat Aydemir'in akıbetinden daha ağır olacak bunların akıbeti. Bunlar FETÖ'cü Talat Aydemir'ciler. Bunların hakkından gelecek bu millet. Faşist bunlar. İlhami Bey, faşist bir adam değil. Bunlar üst aklın FETÖ'nün uşakları. Bunları püskürteceğiz inşallah. Allah'ın izniyle zaten püskürtüldü. Gösteriyorsunuz. 3 saat bile dayanamadılar. Bu milletin vatanı olan asker, subay, sağduyulu yurtsever subay, ilçesine tabii canım, bağlı birinci subay, ordu asker, komutanı bunlara açıklama gerekli cevap verecek. En kısa zamanda bunları bertaraf edeceğiz ama Eskedya bu tarihi süreçte görevini yerine getirdi. Hepinizin gözlerinden öpüyorum. Estağfurullah. Ben yoğunluktan dolayı gelemedim. En kısa zamanda geleceğim yanınıza. Evet. Bu kavgayı beraber bekleriz. Sabaha kadar buradayız. Bu işi bitirip faşizme çıkacağız. Karşı demokrasi için, milli irade için omuz omuza olacağız milletimizle. Onları yeneceğiz. Ondan sonra gideceğiz buradan. Tabii. Onları yenmeden gitmiyoruz. Bizi terk etmek yok. Evet. Peki Ethem Bey. İyi akşamlar diliyorum. Şimdilik iyi akşamlar. Bu milletin gazası mübarek olsun. Sağ olun. Görüşmek üzere. Efendim gördüğünüz gibi halkımız Peki. Murat Kerkitlioğlu şu anda telefon attığımda. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat, beni duyuyor musun? Duyuyorum Ardan abi, duruyorum. Sen de şu anda manşetlerini hazırlıyorsun büyük bir abi olası. Ben manşetimi attım. Simsiyahlı sayfalı alçaklar diye ben şimdiden söyleyebilirim. Evet, alçaklar. Alçaklar diye attım. Emin ol yani Kavacık'ta oturuyorum. Köprü kapalı olduğu için inanılmaz şey var. Kapalı artık gelemiyorum oraya. Yoksa içim içimi yiyor yani. Gelmek istiyorum. Otur buradasın Murat. Istiyorum. Evet. Buradasın aslında. İlhan abim bir şey söyleyeyim. Evet, buradasın dedim. Sağ ol abim, sağ ol. Kurban olayım. Teşekkür ederim. Şimdi abi yani bunu tarih nasıl edeceğiz bilmiyorum. Yani şunu en azından söyleyebilirim. 2 gün önce Akşam Gazetesi'nde attığım bir manşet vardı. Pensilvanya'da kutsanan, kılıçla kutsanan paşalar diye. Evet, doğru. Bravo. Ben 2 gün önce yaptım. Bunu ve daha önceki bir gün önceki manşetinde şuydu. Dedim ki bu FETÖ içerisindeki yani TSK içerisinde yapılanmış olan bu paralel militanlar 20 yıldır bütün ama hani atıyorum işte yüzbaşılıktan tutun da generalliğe kadar olan bölümlerinde 20 yıllık bir arşiv tuttular. Ve şu anda TSK içerisinde ama bunu bir kez daha söylüyorum. Terörle mücadele eden erinden generaline kadar hiçbir TSK mensubunu kastetmiyorum. Onlar zaten TSK, aslanlar gibi duruyorlar canım bunların karşısında. Evet. Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki paralel militanlardan bahsediyorum. Evet. Ben defalarca bu uyarımı yaptım. Devletin bu konularda hazırlıklı olması gerektiğini. Çünkü bakın bu yapılanmanın şöyle bir özelliği var. Bir, emniyet ve TSK içerisinde silahlı gücü ellerinde tutmaya çalışıyorlar. Evet.
yargıyı da ele geçirerek kararlar aldırmaya çalışıyorlar. Sonuç itibariyle bunlara sürekli tayaksız halinde olunması gerektiği yolunda sürekli uyarılarda bulundum. Evet. Ben listeler yayınladım ama şunu söyleyeyim, şu geldiğimiz nokta, inanın şu anda tüylerim ürperiyor. Evet. Yani sosyal medyada sürekli bunları yazmaya çalıştım. Milletin büyük bir zaferiyle karşı Kerkitlioğlu, karşıya. Kerkitlioğlu, bir teşekkür ediyorum. Bir dakika, Şenol Gök'a telefon attığımızda TRT Genel Müdürü. Sayın meslektaşım, beni duyuyor musunuz? Eyvallah. Alo. Beni duyabiliyor musunuz Şenol Bey? Gayet iyi duyuyorum. Efendim, bu TRT'den yapılan açıklamayla ilgili olarak aradınız sanıyorum. Buyurun, sizi dinliyorum. Evet. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet. Vatandaşlarımız TRT'den yapılan bu yayına hiçbir şekilde itibar etmesin. Evet. Çünkü bu yayın tamamen korsan yayındır. Ana kumanda basılarak ve bir de epey bir uğraşmaya çalıştık yayını kesmek için ama maalesef sanırım bu işi teknik olarak da önceden çalışmış olmaları gerekir ki ana kumanda basılarak yayına verecek şekilde hazırlık yapılmış, gelinmiş ve oradan korsan olarak yapılmış. Evet. Ama bunun dışında şu anda hiçbir şekilde yayına çıkamamaktadırlar. Evet. Dolayısıyla vatandaşlarımız hiçbir şekilde itibar etmesin. Tahmin ediyorum birkaç kişiden oluşan veya birkaç 50 kişiden oluşan bir grup, bu evet. grup ana kumandayı bastığı için ve bunu da maalesef bizim sayımız savunma konusunda o kadar yeterli olmadığı için oradaki görevli arkadaşımıza bu bildiriyi korsan olarak okuttular. Evet. Dolayısıyla vatandaşlarımız hiçbir şekilde lütfen itibar etmesin. Şu anda bütün etrafı çevrilmiş durumda ve içeri girilmeye çalışılıyor. Dolayısıyla da vatandaşlarımızın bu konuda müşteri olmalarını TRT'ye istiyorum. Girmeye mi çalışıyorlar efendim? TRT'ye başka şimdi bu ele geçiren gruba karşı gruplar da girmeye çalışıyor. Ha. Dolayısıyla da TRT'nin etrafında önemli şimdi bir gerginlik yaşanıyor. Evet. Uçuşlar var. Dolayısıyla da bu tamamen şu anda TRT ele geçirilerek yayın yapmaya çalışıyorlar ama TRT'nin yayınları şu anda kestirmiş durumda, kesilmiş durumda. Ha, TRT'nin yayınları şu anda kesildi. Kesildi. Evet. Yani bu türlü yayın yapmamaları için maalesef önce bu kesme konusunda başarılı olamadık. Çünkü bir anda hamle yaptılar ama bunun dışındaki bütün hamleleri, karşı hamleleri yapıp yayını kestik. Şu anda yayınla hiçbir şekilde ulaşamazlar. Dolayısıyla da başlangıçtaki korsan bildiri için bütün vatandaşlarımızın itibar etmemelerini onlardan özellikle istirham ediyorum. Tahmin ediyorum en kısa zamanda düzelecektir bu durum. Şu anda TRT'deki arkadaşların can güvenliği sorunu var mı? Bir de meslektaşlarımı sorayım. Tabii içeride bir grup asker var. Evet. Dolayısıyla bu askerleri de en kısa zamanda izana ve vicdana davet ediyorum. Evet. Yani bu askerler neye hizmet ettiklerini inşallah bir düşünüp ondan sonra orada el altında bulundurdukları ve korsan olarak okutmaya çalıştıkları bildiriler konusunda biraz akıllarını başlarına toplarlar. Peki içerideki o askerleri dışarıya çıkartmak isteyenler de geldi mi oraya? Yani şu anda çevreye bir grup yine güvenlik gücü geldi. Onları da dışarıda çıkarmaya çalışıyorlar. Ama henüz daha bir şey yapılmış değil. Evet. Kesin bir müdahale yapılmış değil. Evet. Net bir müdahale yok ama zaman zaman bu tür bir hamle oluyor. Fakat henüz daha içeride özellikle ana kumanda bölümünü tuttukları için oraya biraz girmek zor oluyor. Peki. Peki efendim. Yayına katıldığınız için. Biz de oradayız. Biz de TRT'mizi savunuyoruz Allah'ın izniyle. TRT'nin onun içinde misiniz siz şu anda? Tabii ki. Etrafındayız. Öyle diyeyim size. Ha, etrafımız. Yani çok da yerimi bildirmek istemiyorum. Tabii, etrafındayız. Buyurun. Evet. Yani her türlü yani güvenlik güçlerinin özellikle TRT'den bu grubu çıkartmak için güvenlik güçlerine yardımcı olmak için de orada birlikte mücadele ediyoruz. Vatandaşlarımız müşteri olsun. Bir gazeteci dostunuz olarak da TRT dışında bir şey soracağım. Ankara'daki genel atmosfer şu anda nasıl? Yani halk sokakta mı? Şu anda şöyle söyleyeyim size. Vatandaş yani TRT'nin çitlerinden içeri atlayarak müdahale etmeye çalışan vatandaş gerçekten insanın gözünü yaşatıyor ve sahip çıkmaya vatandaş verdi TRT'nin etrafında. Vatandaş çitlerden atlayıp müdahale etmek istiyor içeridekilere. Oo, dolayısıyla vatandaş da gelmiş oraya. Evet. Yani bu oldukça önemlidir. Vatandaşımız sahip çıkıyor. Vatandaşımızın sahip çıktığı sürece de
başarılı olabileceklerini sanmıyorum. Kalabalık bir vatandaş grubundan söz ediyoruz, doğru mu? Giderek de kalabalıklaşan bir vatandaş grubundan söz ediyorum. Evet, TRT'yi darbe girişimcilerine teslim etmemekte. Karşı savunmak üzere, evet. Evet, vatandaş. Müdahale etmek istiyorlar ama evet. Herhangi bir can kaybı olmasın diye güvenlik evet. Kuşları şu anda tedbirli davranıyor. Anladım. Nitekim biz de TRT'mizin çevresinde o tedbiri, aynı tedbiri almış durumdayız. Galiba birkaç saat içinde de bütün bu sorunları aşmış gibi görüneceğiz. Sizin tecrübelerinize göre. Evet. Çok fazla sayıda olduklarını da düşünmüyorum. Çok güçlü olduklarını da düşünmüyorum. Evet. Dolayısıyla da öyle tahmin ediyorum ki en kısa zamanda duruma hakim olunacaktır. Peki. Bir saniye. Ben bir açıklama. Evet. Ha, tamam. Çok teşekkür ederim Sayın Genel Müdür. İyi akşamlar. Yakup Köse de katıldı bu arada İlhami Işık'ın yerine. Tamam. Dik duru. Hoş geldin. Bir dakika, Abdullah Gül'ün açıklamasını. Evet, şöyle bir açıklama yapmış eski Cumhurbaşkanımız. TSK'nın yönetime el koymasını değerlendirdi demiş ama bu sitenin yanlış kurduğu bir cümle. Çünkü el koymadı, bu bir junta girişimiydi. Bir saniye. Sakarya'da halkın sokağa inmesi üzerine tanklar geri çekilmiş. Şu anda Atatürk Havalimanı mı burası, başka bir yer mi arkadaşlar? Burası Atatürk Havalimanı değil gibi. Taksi olması lazım. Şu anda İstanbul'un merkezine gidiyoruz. Ve halkın bir demokrasi mücadelesinde bayraklarıyla, vatan millet aşkıyla demokrasi mücadelesi için Ümraniye galiba burası çocuklar. Ama Türkiye'nin her yerinde meydanlarda çok büyük kalabalıklar var. Bir saniye Abdullah, biz bu arada mikrofonu benim kulaklıktan alıp Abdullah Gül ne demiş? Şunu demiş, askerler kışlalarına dönsün, bir daha milletin yüzüne bakamazlar. Önce bütün milletimize şunu söylemek isterim, düşüncesi, fikri, partisi ne olursa olsun bir kenara bırakmalı. Bugün demokrasi için sımsıkı sahip durması gerekir. Türkiye bir Latin Amerika ülkesi değil, Afrika ülkesi değil. Türkiye'nin milli menfaatlerini kazanmak ve savunmak için büyük mücadele veren TSK'nın başını bu şekilde tutmak büyük bir zulümdür, büyük bir suçtur. Bu hatayı yapanlar derhal vazgeçsinler, kışlalarına dönsünler. Aziz milletimden ricam, herhangi bir saldırganlık olmadan, çatışmaya fırsat vermeden ağırbaşlı bir şekilde demokrasiye sahip çıksınlar. Gün bugündür, herkesin sınav günüdür. Türkiye evet. Bu sıkıntılı geceyi unutacak ve evrensel hukukun geçerli olduğu bir nizam tekrar Türkiye'de tesis olacak. Bütün vatandaşlarımdan ricamız demokrasiye ve milli iradesine sahip çıkmalarıdır. Güzel. Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanımız Abdullah Gül'den de halkı demokrasiye sahip çıkmaya ama bu arada kırıp dökmeden sivil, silahsız bir şekilde... Şu anda Avrupa Birliği Bakanımız Ömer Çelik telefon attığımda. Sayın Çelik, beni duyabiliyor musunuz? Evet, duyuyorum Aldan Bey. Bir gelişmeleri genel anlamda sizden tekrar alalım efendim. Aldan Bey, tabii darbe teşebbüsüyle karşı karşıyayız. Evet. Fakat net bir şekilde bir eşkıya baskınıdır bu. Bir evet. Yarısı Türkiye'yi teslim almaya çalışan gayrimilli bir güçle karşı karşıyayız. İradesini, imanını, aklını, her şeyini dışarıya bağlamış bir gücün. Bir gece yarısı baskınıyla, bir eşkıya baskınıyla Türkiye'yi teslim alma çıkının artık zirve noktası bu. Evet. Net bir şekilde söylüyoruz. Bu gayrimeşru bir eylemdir. Türk Silahlı Kuvvetleri bunun içinde değildir. O tankları, o silahları tutan askerler, Mehmetçikler, kendilerine verilen bu emrin Silahlı Kuvvetleri emir komuta zinciri içinde verilmediğini bilsinler. Evet. Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanı Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yapmıştır. Bu çocuklar, o silahı tutan Mehmetçik, askerliğini yapan, o tankı süren derhal kışlalarına dönsünler. Kendilerine bu gayrimeşru emri veren bu vatan hainlerinin rütbelerine bakmaksızın bunları mahkum etsinler. Bunların emri gayrimeşrudur. Evet. Evet. Silahlı kuvvetleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ordusu evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, onun hükümetine ve Türk milletine silah çekemez. Evet. Bu net bir durum. Bu yapılan iş bir darbeciliktir, bir düşman faaliyetidir. Bunun karşısında bütün millet hep beraber sokaktayız. Bakın, şu anda sokakta. Bildiri, evet, sokaktayız. Bir korsan bildiri yayınladılar. Korsan bildiriyle şunu söylüyorlar. Evet. Gençlerin arasındayız biz. Hükümet dimdik ayakta. Diyor ki Türkiye yönetenleri yargılayacağız.
Bakın hükümet bir an bile tereddüt etmemiştir milli iradeye sahip çıkmaktan. Evet. Son nefesimize kadar, son evet. nefesimize kadar milli iradeyi savunacağız. Bu namusumuzdur, boynumuzun borcudur, bu bizim kaderimizdir. Evet. TRT'de okutulan bildiri korsan bir bildiridir. Kimse zaten biraz önce TRT Genel Müdürü bağlandı yayınımıza, belki izlemişsinizdir. O grubunda biraz sonra dışarı çıkarılacağını ifade etti. Evet, buyurun efendim. Bu askerler, tanklar, bu tankları kullananlar derhal kışlalarına çekilsinler. Çekiliyorlar önünde, galiba. Parti binalarının önünde, evet. havalanında derhal çekilsinler. Bu suça alet olmasınlar. Bakın millet ordusu milletle evet. karşı karşıya gelmez. Bakın aziz millet, gençler tankların üstüne çıktılar. Şu anda canlı görüntüler geliyor. Sayın evet. Bakanım, 2 dakikanızı alacağım. Şu anda havalimanındaki görüntüleri izliyoruz. Tanklar geri çekiliyor. Halkın büyük direnişi var. Bütün tankların üzeri levhalep halkımız tarafından kuşatılmış vaziyette. Orada tankları kullanan Mehmetçiğimize halk hiçbir şey yapmıyor. Çünkü onlar emir. Zuhal Demir'e hemen bağlanıyorum Sayın Bakanım. Biraz bekleteceğim sizi. Türkiye sıcak bir akşam geçiriyor Ardan Zeytürk. Yaşananlar, hemen ardından gelen açıklamalar ve şu an halk demokrasiye, milli iradesine sahip çıkmak için sokaklarda diyebiliriz. Saatlerdir süren kafa karışıklığının ardından devletin zirvesinden gelen açıklamanın hemen ardından şehirlerinizde, kent merkezlerine inin ve milli iradeye sahip çıkın çağrısının hemen ardından birkaç saat önce İstanbul'da tüm Türkiye'de halkı bir anda korkutan, bir korku algısı yaratan o tankların üzerinde milli iradeye sahip çıkanlar şu an o tankların üzerindeler. Sizler de şu an görüyorsunuz, kameralarımız ekranlara o görüntüleri yansıtıyor. Tankların üzerinde milli iradeye sahip çıkan vatandaşlar var. Bulunduğumuz noktada sadece birkaç saat önce trafiğin kilit olduğunu, ilerlemediğini söyleyebiliriz. Yine bir yoğunluk var ama bu kez demokrasiye sahip çıkan, milli iradeye sahip çıkan vatandaşların kalabalığı var. Görüyorsunuz şu noktada tankın üzerindeler. Sizler de görüyorsunuz. Darbeye karşı duruyorlar, cuntaya karşı duruyorlar ve milli iradeye sahip çıkıyorlar. Bu görüntülerle birlikte vatandaşların sağduyulu olduğunu söylemek mümkün. Çünkü tankların içindeki askerlere kesinlikle zarar gelmeyecek şekilde birbirlerine sağduyu çağrılarında bulunuyorlar. Sloganları sizler duyuyorsunuz, şu an ekranlara yansıtıyoruz. Asker bizim sloganları atılıyor. Dediğimiz gibi burada inanılmaz bir kalabalık var ama sadece bu noktada değil. Biz şu an Atatürk Havalimanı'na, yani birkaç saat önce kapatan Atatürk Havalimanı'na güzergahı üzerindeyiz. Ve buradaki kalabalık yoğun bir şekilde yine Atatürk Havalimanı'na doğru ilerliyor. Ellerinde Türk bayrakları. Çocuk, erkek, kadın, genç, yaşlı hepsi şu an sokağa çıktılar ve Türkiye bizim, milli iradeye sahip çıkıyoruz sloganları yürüyorlar. Türk bayraklarını da görüyorsunuz şu dakikalarda. Binlerce insan sokaklarda, caddelerde, araç trafiğinin kilitlendiği noktada şimdi vatandaşların sloganları yükseliyor. Hepsi bu devleti bırakmayacağız sözlerini söylüyorlar. Onlar uzattığımız mikrofonda söyledikleri de bunlar elbette. Bunların bilgisini de verebiliriz. Buradan istikamet Türk Hava Yolları, Atatürk Hava Limanı olacak. Orada da hatırlayacaksınız, birkaç saat önce tanklar vardı. O tanklar geri çekildi ve vatandaşlar şimdi oraya gidiyorlar. Bunun bilgisini de verelim. Dediğimiz gibi Atatürk Havalimanı güzergahı üzerindeyiz. Şu an bir tankın üzerinde vatandaşları görüyorsunuz. O vatandaşlar milli iradeye sahip çıkmak, askeri darbeye karşı durduklarını göstermek ve Türkiye'nin tarihine böyle bir kara gecenin, böyle bir kararın geçmesine direnmek için buradan ve hep birlikte, hep bir ağızdan aynı şeyi söylüyorlar. Bu ülkeyi kimseye bırakmayacağız diyorlar. Zaman zaman tansiyonu yükseldiğinde söyleyebiliriz ama biz gibi birkaç saat önce bu noktada araçlar ilerlemiyor, tanklar ilerliyordu. Şimdi görünen manzarada o tankların üzerinde vatandaşları görüyoruz. Türk bayraklarını görüyoruz. Milli irade çığlıklarını görüyoruz. Dediğimiz gibi sloganlar yükseliyor zaman zaman. Sizler de duyuyorsunuz şu an. Tansiyonun zaman zaman yükseldiğini söyledik ama sağduyu hakim ve vatandaşlar o tankların içinde bulunan askerlere de herhangi bir zarar gelmeden eylemlerine devam ettiriyorlar. Sadece bu nokta değil, İstanbul'da, Türkiye'de birçok noktada vatandaşlar toplanmış durumda ve dediğimiz gibi buradan havalimanına gidecekler. Orada da yine tepkilerini gösterecekler. Ve bu
burada gösterdikleri tepkilerini orada da gösterecekler. Ellerde görüyorsunuz Rabia hareketlerini, görüyorsunuz vatandaşların "milleti çek" sözlerini duyuyoruz. Aslında bunlar kameralarımıza, basınla Türkiye'nin bir resmini de yansıtmış oluyorlar diyebiliriz. Buradaki gelişmeleri an be an aktarmayı sürdüreceğiz. Şimdi sözü merkeze bırakalım. Evet. Şu anda 24 kameralarından Atatürk Havalimanı'ndaki canlı görüntüleri diyorsunuz. Halkımız milli iradeye bir grup çapulcunun Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şerefine yönelik ve demokrasimizin onuruna yönelik bu müdahalesine, işte sokakta yüz binler Atatürk Havalimanı'nın önünde. Burada çok sayıda tank vardı sevgili seyirciler. Son olarak iki tane kaldı. O iki tane tank da şu anda kalabalıktan dolayı çekmiyor. Biraz önce TRT Genel Müdürü ile yaptığım telefon bağlantısında TRT'yi basıp korsan bir bildiri yayınlatan darbe girişimcilerinin şu anda gelen bilgi, Vatan Caddesi'ndeki tankların da geri çekildiği ve Vatan Caddesi'nde Emniyet Genel Müdürlüğü, biliyorsunuz. Bu arada konuklarıma da ayıp ediyorum işin heyecanından. Sevin Nureyeva, hoş geldin. Yakup Köse, hoş geldin. Hoş bulduk. Tekrar görüntü nereden? Neresi? Taksim Meydanı'na benziyor mu? İzmir sokağa dökülüyor. Tamam. İzmir. Ya, Erzurum'dan var mı görüntüler? O İzmir ki Yunan'ı sokağa denize dökmüş İzmir'dir. O İzmir'i büyük bir kentimizdir. İşte İzmirli'nin milli irade için sokağa döküldüğü andır. Burada artık parti martı ya o. Tabii. Evet. Burada parti falan kalmadı. Evet. Burada milletle emperyalizmin adına bu millete kendi silahını doğrultmaya kalkışanlar arasında bir mücadeledir Yakup. Bu arada bir bilgi daha verip sonra Sevil'e döneceğim. Tamam. Bütün hoparlörleri camilerin sadece ezan için değil artık, selaların ötesinde bütün millete milli iradeye sahip olma çağrılarıyla yükseliyor. Halkalı'da ben biraz önceden duyuyorum. Evet, biz bu ülkede var olduğumuz sürece, bu millet bu ülkede var olduğu sürece ezanların susmayacağı o cami hoparlörleri halka milli iradeye sahip çıkın diyor. Şu anda görüntüler İzmir'den. Evet Sevin Nureyeva, gözlerin doldu, ne oluyor? Evet. Bu kritik bir gün. Evet. Ama direneceğimiz bir gün, biliyorsun. Hem duygularım bu milletin kendi iradesine sahip çıkma gayretini gördüğümde bu duygu coşuyor. Hem bu kadar başarılara imza atmış, bu kadar hedefine yakınken, bu hedeften Türkiye'nin önünü kesmek isteyen bir takım çevrelerin içerimizde, bizim şerefli ordumuzun, evet, bizim mağrur ordumuzun, bizim liyakatli galip ordumuzun, zaferi tattıran ordumuzun içerisine çömezlenmiş, oraya yerleşmiş bir grup, bir avuç, sizin de dediğiniz gibi evet çapulcu, çünkü onların askerle, onların Mehmetçik'le, onların böyle ulvi bir felsefeyle yakından uzaktan alakası olduğunu, evet, düşünmüyorum. Çünkü ordu demek, Mehmetçik demek, asker demek, general demek, kendi milletinin iradesinin ifadesinde destek durmak demekti. Bu milletin iradesi Erdoğan'ın simasında lideri, ne? AK Parti'nin de simasında bir hükümeti destekleyerek bir yere getirdi. Bu girişim, bu Türkiye'nin önünü kesmeye gayret girişimidir. Tabii. Dolayısıyla bu milletin bu tankların önüne çıkması, ki ben şunu da şunun da altını çizmek istiyorum. Bu tankların içindeki Mehmetçiğin oraya niçin çıktığından o çocuklar bilmiyor farkında ki. Bile değil. Evet, biraz bilmiyor. Önce Temurci ile çok özür, evet, dilerim. AK Parti İl Başkanı Temurci ile telefon bağlı. Onları da 200 kadar asker gelmiş. Çocuklar, neden demiş, siz kimden aldınız bu emri? Bilmiyorlar çocuklar. Evet.
Bilmiyorlar. Ve ama çıkın buradan diyorlar. Buyurun Sivri. Evet, şimdi dolayısıyla bütün dünyanın gözü şu anda Türkiye'nin üzerinde. Evet. Bir grup çok arzu ediyordular Türkiye'nin içerisini Suriye'ye dönüştürsünler. Evet. Bir grup çok arzu ediyordu, bazı çevreler çok arzu ediyordu Türkiye'nin eski Türkiye'ye dönüştürsünler. Hem ama Türkiye üstünü evet. ısrarla basa basa son yıllarda şunu izah etti dünyaya, şunu aydınca gösterdi. Bu Türkiye eski Türkiye değildir. Bu Türkiye hedefleri olan bir Türkiye'di ve emperyal baskıların evet. altında ezilme acizliğini göstermeyecek kadar evet. kudretli bir Türkiye'di. Dolayısıyla bu askerimizin de bu şu ordumuzun anda Taksim'deyiz. Da, evet, şu anda Taksim'deyiz. Taksim'e girdi evet. halk. Asker durdurmaya çalıştı ama durmadı. Silah atmaya çalışıyor. Yani bu asker. İşte asker bir dakika, neden şu anda halkla asker kısa bir tartışma. Şu anda Taksim'e giriyor halk. Asker durdurmaya çalışıyor. Ama Türk bayraklarıyla geldi halk. Ve ben şunu gördüm gelirken de. Bir görüntüleri takip tamam. edelim. Ya. Oo, yeri öpüp geliyor ya. Evet, evet, evet. Efendim, bu görüntüler canlı değil sevgili seyirciler. Biraz önce yaşandı, yeni aldık görüntüleri. Taksim Meydanı'nda halk, Taksim Meydanı'ndaki Atatürk heykelinin çevresini kuşatmış olan askerleri ben buraya gireceğim diyor şu an. Asker bıraktı gidiyor. Halk şu an gidiyor. Anladığım kadarıyla halkla bir diyalog gerçekleştirdi ve evet. asker bıraktı gitti. Zaten halka hak verdi. Halka hak verdi. En evet büyük dedi güç, ne yapayım? En benim... büyük güç bu halkın bulunduğu yer dedi. Bu ve... halkı karşısında gören hiçbir gücün hedefine ulaşması mümkün değildir. Tabii zaten milli iradenin getirdiği istikrarı bir türlü benimseyememiş unsurların sürekli. Yakup sen ne düşünüyorsun? Geldiğinden beri bir türlü sana söz veremedim. Şimdi şöyle, Sayın Cumhurbaşkanımız da açıklama yaptı. Bu bir küçük bir çetenin evet. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin içerisinde yuvalanmış ve bu anı bekleyen küçük bir çetenin operasyonu. Ve bu operasyona milli iradenin tepkisi bugün ortada. Evet. Milli irade yoğun bir şekilde tepki veriyor ve benim buradan oradaki erlere bu işte emir eri olup da oralara gidip evet. halka karşı koymaya çalışanlara da bir çağrım olacak. Silahlarınızı yere bırakın ya. Veya silahlarınızı polislere teslim edin. Evlerinize çekilin. Zararın neresinden dönerseniz kardır. Ya kan dökülmesin. Kan dökülmesin. Evet. Şu an zaten bana gelen bilgilere göre Bayrampaşa Çevik Kuvvet'in önünde de asker kiliyor. Evet. Halk tekbirlerle askeri orada zarar vermeden uğurlamaya başlamış. Her yerde ezanlar okunuyor. Selalar veriliyor. İnsanlar vatan topraklarımızı öpüp başına koyuyor. Ya öpüyordu bu... gördün mü? Evet. Yani vatan toprağını öpüyor ya. Böyle yani bunun kadar daha biz işte bunu yıllardır söylüyoruz. Milli irade, milli irade, milli irade. Ama birilerinin piyonu olan ve farklı gazlarla bugün harekete geçen bu yapı Allah'ın izniyle sabaha inşallah çıkmayacak diyoruz. Ve şunu buradan genç kardeşlerimize, bu konuda hassas olan kardeşlerimiz, bu işin peşini bırakmasınlar. Asker yuvasına dönene kadar bu işin peşinde koşsun. Biz milli irade için canımızı, Cumhurbaşkanımız için canımızı feda etmeye hazır. Bu halk da hazır. Bu halk %52'siyle değil, bu halk %98'iyle, %99'uyla Devlet Bahçeli halk nasıl? Evet. Yani daha 15. dakikada çıktı dedi. Helal ki, olsun. Yok kardeşim dedi böyle evet, bir şey. Devlet Bahçeli yine bir devlet adabıyla devlet bu millete ne kadar sahip olduğunu gösteren duruş sergiledi. Onun için tebrik adamı ediyorum. Yok etmeye çalışıyorlarmış. Evet. Yani evet. bunu daha iyi anlıyoruz evet. şimdi. İşte evet. Devlet Bahçeli siz
MHP ülkücü hareketin dizaynı daha kolay olacaktı. Evet. İşte Devlet Bahçeli'nin direnmesi bugün önümüze böyle bir tablo önünden çıkmış oldu. Tebrik ediyorum kendisine. Ülkücü camianı tebrik ediyorum. Resul Zade'nin lafı var. Evet. Bir yükselen kere bayrak bir daha inmez diye. Nardan Bey, irade. Çok ilginç bir mesele var. 28 Şubat'ta tankın üzerine çıkılamamıştı. Evet. Ben bir 28 Şubat mağduru olarak o zamanları da iyi hatırlıyorum. Ama bu darbenin daha ilk saatlerinde halk o tankın üzerine çıktı ve kendisine yakışacak bir şekilde hareket etti. Hala oradaki... Devam ediyor canım. Hala yani. Devam ediyor. İzmir'e baksana. İzmir, helal olsun İzmir'e. Samsun. Samsun, Sakarya. Erzurum'dan da öyle Sakarya'dan görüntüler geldi. Gelen bilgiler halkın topluca indiği yönünde. Yani Sakarya bambaşka bir tablo. Ben Başakşehir yönünden geliyorum. Halk arabalarının dörtlülerini yakmış... Rabia işareti yaparak Atatürk Havalimanı'na doğru gidiyordu. Evet. Emin dedim ki yani ailemle, ben buraya ailemle geldim. Evet, aynen. Yakup bir dakikanızı rica ediyorum. Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Yiğit Bulut şu anda telefon attığımda. Beni duyabiliyor musunuz Bulut? Evet, duyabiliyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sabaha kadar götüreceğiz hayırlısıyla. Gün ışırken de görevini yapmış insanların rahatlığını yaşayacağız umarım. Siz de öyle düşünüyorsunuz. Şu anda ekranda tarih yazıyorsunuz. Bunlar ileride çocuklarımıza, torunlarımıza gösterilecek, ders olarak okutulacak. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok dik duruyorsunuz. Çok tebrik ediyorum. Sağ olunuz. Çünkü millet için varız. Yiğit Bulut 61 yaşında adamım. Bugün ölsem ne yazar? Ama Allah millet dinlemez. Ama millet yaşayacak. Torunlarımız yaşayacak. Bir zul içinde yaşamayacak. Buyurun sizin görüşlerinizi alayım. Evet, şimdi her şeyden önce şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanlığı ofisi tam kadro olarak çeşitli illerde de dağılmış olsak da şu anda çalışmaktadır. Tam bir irtibat içindeyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızla biraz önce telefonla da görüştüm. Evet. İstanbul'da bazı komutanlarla görüştüm. İsim vermek istemiyorum. Kendileriyle sürekli görüştüğümüz için. Evet. Özellikle İstanbul'daki komutanlarımızın bana aktardığı bilgiyi de söylemek istiyorum. Şu anda köprüyü tutan grup 150 kişilik bir grup ve onları çevirmiş bir 3000 kişilik demokrasi taraftarı, yani darbeye uymayan veya bu darbe girişine uymayan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin normal prosedürü içinde çalışan başka bir askeri grup var. Evet. Sadece ve sadece şunu bilsin herkes. Sevgili Yiğit Bulut, bir dakikanı rica edeceğim. Tabii. Ne olur telefon attığında kal, biliyorsun sen bizim meslektaşımızın. Tabii tabii tabii. Şu anda bir İsmail Kahraman. Evet. Sayın Kılıçdaroğlu dahil efendim. Ha, genel başkan da dahil, evet. Sayın Kılıçdaroğlu neler söyledi? Çok önemli, çünkü bütün büyük meclisin bu konuda tek yek vücut olması çok önemli. Kim varsa hepimiz tek vücut olarak demokrasinin yanındayız. Böyle macera paristlere, böyle Külhan beylerine, böyle Türkiye'nin bağrına bilmeden diyeyim gene de hançer sokmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz, müsamaha etmeyeceğiz ve asla ve kata demokrasiden vazgeçmeyeceğiz. Mevzi bir harekettir. Kısa zamanda sona erecektir. Ordumuz bu noktada da yine uyanıktır, teyakkızdır ve gereken şekilde gereken tavrını ortaya koyacaktır. Milletimizin seri olmasını diliyorum. Arkadaşlarım adına, meclisimiz adına hepinize sağ olun. Sayın Başkan, etrafınızda milletvekilleri var. Ne kadar kalabalık bir grup, merak ediyoruz. Neler söylersiniz? Sayın Başkan, Sayın Kahraman. Herhalde ya da bizi duyamıyor şu anda. Şu bir gerçek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Arkadaşlar, evet. Yiğit Bulut şu anda hattımızda, devam ediyor sanıyorum. Evet. Evet, şimdi en son kaldığımız yeri söyleyeyim. İstanbul'da bu köprüyü kuşatan 150 kişilik bir grup var. Daha doğrusu geçişi engelleyen, fakat onun çevresinde de tamamen demokrasiye ve TSK'nın emir komuta zincirine bağlı, onları etkisiz hale getirebilecek bir 3000 kişilik grup var. Sadece ve sadece kan dökülmesin diye müdahale edilmiyor. Onu herkes bilsin. Yani köprüleri niye açmıyorsunuz diyorlar. Sadece ve sadece kan dökülmesin, o arkadaşlar da gerçeği görsün diye müdahale edilmiyor. Çünkü eğer kardeşlerimiz subaydan emir aldığı zaman emri uygulamama şansı yok. Dolayısıyla oradaki erlere bir emir verilmiş ve bu emri uyguluyorlar şu anda. Şunu da söyleyeyim, çok açık. Genelkurmay karargahındaki kriptolarına kapılar kırılarak girilmiş ve oradan sahte kriptolarla
bu emirler gönderilmiş. Yani yayınlanan bildiri, korsan bildiri olmasının yanında şu anda o köprüyü tutan arkadaşlarımız, oradaki kardeşlerimiz kendilerine gelen emri gerçek sanıyorlar. Genelkurmay karargahından geldiğini sanıyorlar. Gönderilen emirlerin tamamı sahte. Genelkurmay karargahının kapıları kırılarak, o kripto odalarının kapıları kırılarak içeri girilmiş ve sahte emirler gönderilmiş. Köprüyü kuşatın, havalimanlarını kuşatın diye. Dolayısıyla buradan eğer bizi duyabiliyorlarsa o arkadaşlara da sesleniyorum. Şu anda ciddi bir suç işliyorsunuz ve farkında değilsiniz. Size gelen emir tamamıyla sahte bir emir. Şunu da söyleyeyim, bakın bu ülkenin insanları, bu işe sevinenler var. Pazartesi sabahı piyasalar açıldığı zaman Türk ekonomisinin bundan nasıl bir darbe alabileceğini farkında mısınız? Buna sevinenlere sesleniyorum. İşsizlerin veya iş bulma umudu olanların veya piyasaların veya borcu olanların nasıl bunları etkileneceğini düşünebiliyor musunuz? Burası Mısır değil. Çok açık söylüyorum. Burası Mısır değil. Burası Muz Cumhuriyeti değil. Burası erken kalkanın darbe yapabileceği bir devlet değil. Ben askeri darbelerden mağdur olmuş, babası askeri darbeler sonucu her şeyini kaybetmiş, milletvekiliyken her şeyini kaybetmiş bir babanın oğluyum. Evet. Dolayısıyla burası Mısır değil, tekrar ediyorum. Burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti, burası Osmanlı İmparatorluğu'nun bakiyesi, burası Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve bu coğrafyada biz bir grup çapulcunun, bir grup haşhaşinin devletin hangi kurumuna sızarsa sızsın bunu yapmasına asla ve asla müsaade edeceğiz. Her siyasi görüşten, her partiden, her vatandaşa sesleniyorum. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti ayağa kalkmıştı. Ekonomisiyle, yapısıyla, evet, altyapısıyla. Ne oldu? Bunun arkasında dış güçler var. Tamamen Türkiye'yi durdurmak isteyen güçler var ama şunu da söyleyeyim son olarak. Biliyorsunuz her şerden bir hayır doğar. Bu şer de bir hayır doğuracak ve Türkiye son olarak bağırsaklarını temizleyecek. Son olarak içindeki defekleri defolara atacak ve bir kurumda izlenmiş olarak Türkiye yoluna devam edecek. Hiç kimsenin en küçük bir şüphesi olmasın. Gecenin, evet, en karanlık anı sabahın yakınandır. Yarın sabah ilk ışıklarla her şey çok aydınlık olacak. Yiğit, bunu çok güzel anlattın. Anladığım kadarıyla çok ani müdahalelerin yapılmamasının nedeni kan dökülmeden bu işi çözmek. Kesinlikle. Kesinlikle. Özellikle yavaş yavaş zaten tankların çekildiği ifade ediliyor. Genelkurmay'ın içinde yanlış duymadıysam 150 kadar kalkışmacının olduğu. Yok, Genelkurmay'ın değil, İstanbul'da o köprü bölgesinde ha, 150 köprü kişi bölgesi var. Evet. Ve bunların kalkışmacı, erler kalkışmacı olmayabilir. Erler, evet, emri uyguluyor. Emri uyguluyor. Subay kalkışmacı, evet, ve emirler sahte kriptolarla gönderilmiş. Kapılar kırılarak, içeri girilerek gönderilmiş. Vay, yani vay, 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 vay. Aldıkları emri ya, gerçek sananlar şunu bilsinler. Emirler gerçek değil. Evet. Onu artık bu, çok bu noktadan sonra anlamışlardır. Evet. Bu noktadan sonra anlamışlar. Bunu sık sık tekrarlarsak çok, evet, iyi olur diye düşünüyorum. Tabii. Ve şunu da söyleyeyim. Kardeş kanı dökülmesin. Sonuçta, evet, hepimiz Türk'üz. Hepimiz İslam ümmetindeyiz. Hepimiz Türk Cumhuriyeti Devleti vatandaşıyız. Herkes geçen dakikalarda sağduyu hakim olacaktır. Gerçekleri görecektir. Gerçekler ortaya çıkacaktır. Evet. Medya burada gerçekten tarihi bir görev yapıyor. Gönderilen emirlerin tamamı sahtedir. Kriptolar kapılar kırılarak gönderilmiştir, çalınmıştır. Dolayısıyla bütün o erlerin başındaki subayların, bu örgütten olmayan subayların, o erlerin, evet, de bu gerçeği göreceğini ve kışlasına döneceğini düşünüyorum. En kısa zamanda umarız daha fazla yayılmadan olacaktır. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Allah hepimize kolaylık versin. Zamanla yine bağlanacağım Yiğit sana. Sağ olun. Teşekkür ederim. Efendim, bu arada Esmedia olarak böyle bir çekin, beni bir görüntüye alın çocuklar. Esmedia açıklaması yapacağım. 24 ve 360 televizyonlarının ortak yayınında Esmedia çalışanları olarak ve yönetimi olarak bütün parlamenterlerimize sesleniyoruz. Hemen en kısa zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nu tam kadro olarak, katılmayan katılmasın, o da ileride torununa hesabını verir, tam kadro olarak 550 milletvekiliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni en kısa zamanda olağanüstü toplantıda Meclis Başkanı İsmail Kahraman'ı da o meclisin kürsüsünde o olağanüstü toplantıyı yönetirken görmek istiyoruz. Türk halkı sokakta, tankların üzerinde, meydanda, havalimanlarında, her yerde milli iradesine, onuruna sahip çıkarken Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim demokrasi mabedimizdir. Demokrasi mabedimizin saygın milletvekillerini Esmedia çalışanları ve yönetimi olarak göreve çağırıyoruz.
derhal toplanın ve dünyaya ortak bir deklarasyonla Türkiye'nin bir Mısır, bir Afrika ülkesi, bir Latin Amerika ülkesi olmadığını millet adına haykırın. Murat Çiçek telefon attığımda. Evet Murat Çiçek, beni duyuyor musun? Duyuyorum, çok iyi duyuyorum Ardan Zentürk. Yoğun bir şekilde bu belayı etmekte sizlerde, bizlerde meşgulüz. Çok güzel şeyler söyledin. Tabii en önemli mesele halkın buna karşı dik durması gibi. Ben bütün kanalları da, sen yayında nasıl fark etmiyorsun? Tabii ben bir tek kendimi bütün görüyorum. Bütün kanalları izliyorum. Bir medya kuruluşu olarak kendi kanalımla gurur duyduğum gibi diğer bütün kanallara da aynı şeyi söyleyebilirim. Aynı halkın dik durduğu gibi biz medya kuruluşları da bu alçak darbe girişimine karşı, bu alçak kalkışmaya karşı dik durduk. Demokrasiyi, bu milletin iradesini savunmaya devam ettik, ediyoruz da. Başarılı olmaları zaten mümkün değildi. Çünkü 17-25 Aralık darbe girişiminin de olamamışlardı. Bundan sonra yapacaklarında da olmaları elbette mümkün değil. Ama tabii az önce Yiğit Bulut da söyledi, o gariban askerler de tabii sahte kriptolarla, emirlerle bir şekilde hareket ettiler ama halkın karşısında çok şükür direnmediler, o halkın iradesine karşı gelmediler ve Vatan Caddesi'nde olduğu gibi Atatürk Havalimanı'nda ve birkaç yerde daha geri çekilerek en azından kan dökülmesini engellediler. Bu açıkçası sevindirici bir gelişme ama bu terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün ne kadar tehlikeli olduğunu anlamak bakımından çok önemli bir hamleydi. Çok şükür bu şekilde savuşturduk. Ülke bir kere bir beladan kurtulmuş oldu. 27 Nisan o ev muhtırasını çok iyi hatırlarsın. Evet, yine ben orada, böyle bir saatte yine aynı böyle yayındaydım. Yani her şey beni buluyor tabii. Evet. Yayın, biz de zaten kanaldaydık. Orada çok şükür siyasiler dik durmuştu. Halk da aynı şekilde siyasi. Bir dakika arkasında. Murat, Yiğit Bulut aramış. Hatta alıyorum. Ama ne olur hatta kal. Olur mu Murat? Yiğit Bulut, buyurun. Alo. Evet. Ardan Zentürk. Bir son dakika bilgisini paylaşacağım. Son dakika bilgisini. Şimdi 6 tank vardı. Köprü ve bu İstanbul Havalimanı'nı tutan. Aralarında ciddi bir tartışma sonucu 150 kişi kadar kaldı. 4 tank geri dönüyor şu anda. Kışlasına dönme kararı aldı. Evet. Dolayısıyla 2 tank kalmış durumda. O 2 tankın da çok kısa sürede geri döneceğini düşünüyoruz. Bilgileri paylaşmaya devam edeceğim. Tabii ki onurlu her subay, kripto bir çok teşekkür ediyoruz. Estağfurullah, iyi yayınlar. Murat, gördüğün gibi yavaş yavaş biraz önce senin de söylediğin gibi kripto emirleri alıp uygulamak zorunda kalmış onurlu subaylarımız geri çekiliyor. Buyurun. Evet, ne güzel. Yani Boğaz Köprüsü'ne de çekiliyorlar artık. Zaten hani bunun başarılısı kabili mümkün değil. İmkansızdı zaten ama herhalde o kamikaze dalışlarından bir tanesini daha yaptı bu terör örgütü. Bu askerlere yazık. Çünkü az önce ben de bir görüntü attım. Birazdan 20 ekranlarına girecek. O darbeye, yani o emirlere inanarak, gerçek olduğunu sanarak darbe girişimine kalkışan askerlerin tamamı, daha doğrusu görüntüyü kısmı, görüyor musun Murat? Bunlar şu anda izleyemiyorum ama az önce gelmiş. Şu anda gözaltına emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış yani askerler. Son durumları bu. Yazık yani, bunların başında kimler varsa, çünkü emir komuta değil bu elbette. Bunu en başından beri diyoruz, söylediler. Yazık oldu bu askerlere ama bunların hepsinin sonu böyle olacak. Böyle olmak mecburiyetinde. Eğer demokrasiye inanıyorsak, eğer bu ülkede milli iradeye inanıyorsak, bütün herkesin buna sahip çıkması gerektiğini söylemekte fayda var. Şu anda Vatan Caddesi'nde Ardan Zentürk, Türkiye tarihi günlerinden birini yaşıyor. Şu anda Vatan Caddesi'nde yaklaşık 100 bin kişi var. Vatan Caddesi'nde doldurmuş. Ve ben sana şunu söyleyeyim. Şu anda Zeytinburnu'ndan, sahil yolundan Atatürk Havalimanı'na doğru yaklaşık 10 bin kişi yürüyor. Oradaki orada da zaten 10 binler var. Yani, var ama bir 10 bin kişi daha yürüyor. Ankara'da, Türkiye'nin birçok yerinde az önce görüntü izlediniz. Hani İzmir diyorsunuz. İzmir'de Konak Meydanı'nda o Saat Kulesi'ne tırmanıyor insanlar Türk bayraklarıyla. Taksim Meydanı'nda keza öyle. Türkiye'nin birçok yerinde bu ülke artık Adnan Menderes'i verdiği gibi, Turgut Özal'ı verdiği gibi liderini vermeyecek. Kendi seçtiği, iktidara getirdiği isimleri vermeyecek. Yarın bir gün Tayyip Erdoğan gidecekse bizim oyumuzla gidecek ya. Aynen öyle. Allah zaten Allah. Başından beri söylediğimiz bu. Vermeyiz oyu, gider. İnanıyorsa sandıkla gelirler, sandıkla giderler. Bu kadar basit. Bu kadar basit. Yani biz bunun oyununu, kuralını baştan beri söylüyoruz.
Yani bir gün bu millet karar verir, vermez oyunu, değil mi Yakup? Murat, çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şu anda gözaltına alınan askerleri görüyorsunuz. Bu askerlerin büyük bir kısmı er düzeyinde de olabilir. Onların bir problemi olacağını sanmıyorum. Çünkü emir hep askerlik yap. Bütün Türk erkekleri bilir ki emir demiri keser, ama başlarındakilerin başına neler geleceğini önce savcılar, sonra da bağımsız Türk adaleti. Şu anda Turul Türkeş, beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Yorumunuzu hemen alabilir miyim efendim? Erdem Bey, bir kere vatandaşlarımızı öncelikle şunu söylemek istiyorum. Evet. Bu yüzü olmayan bir harekettir bu. Evet. Yani yurtta sulh konseyi kendilerine bir isim veriyorlar. Evet. Fakat bunların kim olduğunu hiç kimse bilmiyor. Yani vatandaşın bu şartlarda böyle bir bildiriyi nasıl ciddiye almasını bekliyorlar? Ki IQ'su da yüksek bir milletizdir yani. Hayır efendim, olur mu yani? Şimdi bu belli ki belli bir hiyerarşi içinde yapılmadığını anlıyoruz. Evet. İkincisi, belli bir takım birimlerin hava kuvvetleri unsurlarının belli yerlerde kara kuvvetleri unsurlarının bir yıldırma amaçlı harekatlarını da takip ediyoruz. Evet. Fakat hepsinden çarpıcısı, okumaya çalıştıkları bildiride yurtta sulh konseyi diye bir isim var. Evet. Kimdir bunlar Allah aşkına? Yani bu, Allah rahmet etsin, Levent Kırca'nın parodileri vardı. Evet. Bunlar Levent Kırca'nın parodisi midir bu adamlar? Yani biraz insanın, öyle benzedi. İnsanın huzuruna, evet, Türk milletinin, şerefli milletin huzuruna çıkacak bir yüzleri yok mudur bu insanlar? Bunun nasıl kabul edileceğini düşünüyorlar. Evet. Şimdi yani gayet açık ve net. Net. Şimdi ben yönetime el koydum. Sen kim kardeşim? Yurtta sulh konseyi. Kimdir o? Belli değil. Yüzü yok. İsim yok. Bir tane isim versinler. Hangi şahsiyettir bunu yapan? Veya hangi şahsiyetlerdir bunu yapan? Türk milletinin bunu bilmeye hakkı yok mu? Yani zaten şimdi savcılar bulacaktır herhalde o şahsiyetleri Sayın Bakan. Ben milletimizin, Allah rahmet etsin, Levent Kırca'nın bu ihtilal girişimi parodileri vardı. Evet. Onları hatırlamasını arzu ediyorum. Ve bu anda yapılan da biraz o parodilere benzediğini düşünüyorum. Evet. Şu anda kontrol artık tamamen meşru güçlerin elinde anladığımız kadarıyla. Doğru mu? Pardon, bulunduğum yerden uçak geçti. Bu uçaklar bir müddet daha geçecek gibi gözüküyor ama. Evet. Yakıtlarını bitirene kadar. Yakıtları bitecek, ondan sonra inmek zorunda kalacaklar. Evet. Hiçbir uçak havada kalmamıştır Sayın Bakan. Evet. Şimdi bizim izin aracılığınızla sayın milletimize söylemek istediğimiz mesele şudur. Yani çok daha yeni bir dönemde milletin şerefli oylarıyla iktidara gelmiş ve şu anda da görevini müdrik bir hükümet iş başında. Evet. Şimdi bu şartlarda ben yaptım oldu mantığı ile afaki konsey isimleriyle, evet, ve yüzü olmayan şahsiyetlerin Türkiye'de yönetimi devralması söz konusu değildir. Kabul edilecek bir şey, evet, değildir. Mümkün değil zaten. Meşru güçler kontrol altına almış gözüküyor bütün gelişim. Her yerde efendim, her yerde zaten yani, evet, illerimizle irtibatımız var, illerdeki, evet, komutanlarımızla irtibatımız var. Birçok yerde halk Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarıyla beraber ortalık yerlerde duruyorlar. Evet. Ama tekrar altını çizerek söylüyorum. Evet. Yüzü olmayan bir yurtta sulh konseyi iddiasında insan, yani Levent Kırca parodisini koyacaksın oraya, bildiriyi de onun altına koy. Bunu herkes söyledi. Bu Levent Rahmetli'nin parodileri akla geldi. Benim genel yayın müdürlüğüm sırasında yayınlamıştık onu ta o zaman Star'da. İyi etmişsiniz, elinize sağlık. Dün halkımız gibi zihnini tazelerse bunun da ne derece ciddi bir girişim olduğunu öylece yorumlayabiliriz. Hayırlısıyla kan dökülmeden, kazasız belasız, hayır, bir demokrasi, inşallah, mücadelesin. Bir vatandaşımızın bile burnu kanamadan
bu iş giderilecektir. Hükümet bütün unsurlarıyla görevinin başındadır. Biz hepimiz bakan arkadaşlarımız görevlerimizin başındayız. Meseleleri yakından takip ediyoruz. Halkımız endişe etmez. Çok teşekkür ediyorum Sayın Türkeş. İyi yayınlar. Sağ olun. Sizin yayınlarınızın da çok büyük katkısı var. Demokrasiye katkı sağlıyorsunuz. Hepinizden Allah razı olsun. Allah sizden razı olsun. Evet. Sayın Cumhurbaşkanım Abdullah Gül şu anda telefon attığımızda. Çocuklar yakın bir görebilecek. Efendim beni duyabiliyor musunuz Sayın Gül? Şu anda canlı yayındayız ve arkadaşlar şu anda görüyorlar sizi. Öncelikle bildiriniz için tebrik ediyorum ama vatandaşlara bir mesajınız var. Mutlaka onu bir alayım sizden efendim. Vatandaşlarıma söyleyeceğim şey şu. Bugün düşünceleri, fikirleri, partileri, zihniyetleri ne olursa olsun bunu bir kenara bırakıp bugün demokrasinin ve milli iradenin safında sağlam durma günleridir. Bugün vatandaşlarım vakur bir şekilde ağır başlılıkla demokrasiye sahip çıkmalıdırlar ve çıkıyorlar da. Yanlış içinde olanlara da şunu hatırlatmak isterim. Kendilerine kim talimat verdiyse onları dinlemesinler. Kendi komutanları, genelkurmay başkanı, ordu komutanları, kur komutanları, bunların hiçbiri böyle bir ayaklanmanın içinde değiller. Unutmasınlar ki onlara karşı da büyük bir yanlış, büyük bir saygısızlık ve itaatsizlik içindedirler. Dolayısıyla bir an önce kışlalarına dönsünler. Halkla asla karşı karşıya gelmesinler. Büyük acılar yaşatmasınlar. Başka ülkelerde olan yanlış acılar, kötü şeyler Türkiye'de olmasın. Zararın burasından dönmek gerekir. Dolayısıyla böyle bir hatanın içerisinde bilerek veya bilmeyerek olanlar bir an önce silahlarını çevirip kışlalarına dönmelerini istiyorum onlardan. Ben de 7 sene Cumhurbaşkanı olup onların başkomutanı oldum. Türk Silahlı Kuvvetleri. Sanıyorum. Burada bir problem oldu. Ve Türkiye tekrar huzurlu, demokratik, evrensel hukukun geçerli olduğu bir ülke haline dön. Bu utanç burada bitsin. Unutmayın ki böyle bir gece baskınıyla Türkiye'de ne rejim değişir, ne hükümet değişir. 1960'tan sonra bile böyle bir şey yapılamadı. Dolayısıyla bu büyük bir hata. Bu düşünenler böyle bir şekilde başarıya ulaşacaklarını düşünenlerin aklı, fikri olmadığı da gayet ortada. Dolayısıyla böyle aklı, fikri olmayanların peşine inanıyorum ki kimse takılmayacaktır ve bir an önce Türkiye tekrar huzura kavuşacak ve yanlışın burasından dönülecektir. Bir kez daha vatandaşlarıma büyük bir asalet içerisinde, vakur bir eda içinde, taşkınlık yapmadan, askerle karşı karşıya gelmeden ama onları kucaklayarak bu işin bitirilmesine yardımcı olmalarını arzu ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanı çok teşekkür ediyoruz yaptığınız uyarılar nedeniyle. Zaten halk şu anda vakur bir şekilde demokrasisine ve milli iradesine sahip çıkıyor. Kalkışmanın en kısa zamanda Türk demokrasisi açısından yeni bir şafak olacağına inanıyoruz. Siz de bu konuda ne düşünüyorsunuz? Bundan hiçbir şüphem yok. Çünkü bu başarılı olamayacaktır ve zaten olamamıştır. Bundan sonra Türkiye, demin de söylediğim gibi, tekrar demokrasinin en iyi şekilde çalıştığı, hukukun evrensel anlamda en güzel uygulan. Ne? Sayın Cumhurbaşkanı duyabiliyor musunuz beni?
Evet, şu anda duyabiliyor musunuz beni efendim? Evet, şu anda duyuyorum. Bir anda kesildi, duyuyorum şu anda. Yani evrensel değerlere bağlı bir demokrasinin şafağını yeniden göreceğiz. İnşallah, buna inanıyorum. Çünkü böyle bir olayla kaybettiğimizi tekrar kıymetini bileceğiz. Ve Türkiye yoluna hızlı bir şekilde hem demokratik bir şekilde kalkınmasına... Evet. Git. Sayın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le görüşüyordum ama şu da galiba telefon attığımızda bir kopma oldu. Nuh aradı. Sevgili seyirciler, bir demokrasi gecesindeyiz. Demokrasi mücadelesi gecesindeyiz. Siz de bizim yayınları nasıl yaptığımızı görüyorsunuz. Milli irade karşınızda. Şu anda ekranda canlı olarak görüyorsunuz. Milli irade karşınızda. Havaalanına ulaşmaya çalışan, sahil yolundan gelen İstanbul'umun, o güzel kentimin onurlu vatandaşları. Evet. Milli irade karşınızda geliyorlar. Bu görüntüler şu anda yaşanıyor İstanbul'un.